bir yolu, gelin kardeşler gelin. Yurdumuzda yankı dolmuş bugün kardeşler bugün. 68 gençliği Amerikan 6. filosunu bu marşlar ve sloganlarla karşıladı. Zaten başından beri mitinglerin en önemli sloganı bağımsız Türkiye'ydi. Şimdi Amerika'ya karşı duyulan tepkinin somut bir simgesi vardı ve o da Dolmabahçe açıklarında demirlemiş duruyordu. 6. filo İstanbul'a gelmişti. 6. filoya karşı tüm gençlik ayaklanmıştı. Biz hatta o Dolmabahçe sırtlarında 2 gün kaldık, yattık. Karaya çıkacak Amerikan askerleri için İstanbul genelevi yine beyaza boyanarak hazırlanmıştı ama bu kez 6. filoyu çok farklı bir karşılama bekliyordu. Günlerdir üniversitelerde Amerikan aleyhtarı bildiriler basılıyor, duvarlar sloganlarla donatılıyordu. Eylemler denizcilerin üzerine zift ya da mürekkep atmakla sınırlıydı. Asıl büyük miting 17 Temmuz günü yapılacaktı. Ancak polis bu mitingden önce bazı öğrenci liderlerini gözaltına aldı. Eylemin karargahı sayılan üniversite yurdunu da sardı. Bu arada içerideki öğrenciler bir polis şefini arkadaşlarına karşı rehin aldılar. Gerilim büyüdü ve günlerdir korkulan şey başa geldi. Polis teknik üniversiteye hücum etti. İçeri girdi. Bu arada artık önüne geleni copluyor, şey ediyor, yerlerde sürüklüyor falan derken şeye kadar, arkada yurt var, yurdun içine kadar geliyorlar. O yurtta boğuşma oluyor. Bu arada Vedat Demircioğlu camdan atılıyor dışarı. Düşüyor, önünde bir dam var. Damın üstünden de sokağa düşüyor. Oradan alıp getirene kadar işte zaten komadaydı. Yerler böyle kan içinde kaldı. Onu ilk yardım hastanesine götürdüler. Orada 2 gün komada kaldıktan sonra Vedat Demircioğlu öldü. İşte 68'i kana bulayan olay böyle gelişti. Vedat Demircioğlu sonu 12 Mart'a varacak bir kanlı tırmanışın ilk kurbanıydı. O güne kadar karşılıklı bir özenle şiddetsiz sürdürülen eylemler aniden çığırından çıkıverdi. Öfke bir anda bu olayların nedeni olarak görülen şeye yani 6. filoya döndü. Binlerce genç kızgın adımlarla Dolmabahçe rıhtımına doğru koşmaya başladı. Artık polis de çaresizdi. Kıyıdaki Amerikan askerleri birdenbire sel gibi akan öğrenci kitlesiyle karşı karşıya kalıverdiler. Derşot'tan bir tanesi sırtında da nereden geliyorsa böyle kocaman bir golf takımı var. Golf takımı var. O da böyle uzun, deri kılıfı, golf sopaları içinde. O da böyle elini salladı. Ooo merhaba falan filan diyor çocuklar. O öyle deyince ona daha çok seviyor. Ona bir ucu bir tanesi o golf sopasını aldı. Bir tane onun kafasına geçirdi. Onu hatırlıyorum. Elif tabii kafa mafa patladı. Bir yumruk denize. Ondan sonra hepsi bunların denize atıldı orada. ...17 Temmuz direnişinin bilançosu bir ölü ve 40 yaralıydı. Ama daha da beteri sıradaydı. Ölen öğrencinin cenaze töreni tam bir savaşa dönüştü. Arkadaşlarının cenazesini alamayan gençler sembolik bir tabutla üniversite önünde büyük bir gösteri yaptılar. Yine kortejin en başında Deniz Gezmiş dikkati çekiyordu. Törenden sonra öğrenciler vilayete yürümek isteyince kıyamet koptu. Cağaloğlu'nda polisle çok şiddetli bir çatışma yaşandı. Bu çatışma sağcı gruplarında katılmasıyla çığırından çıktı. Olaylar ancak askeri birliklerin araya girmesiyle önlenebildi. Ertesi gün Milliyet'te Abdi İpekçi olaylardan toplum polisini sorumlu tutacaktı. Gazetedeki yazısının sonunda ise şu satırlar vardı. Polis, olayların elebaşısı olduğu iddiasıyla Deniz Gezmiş adındaki öğrenciyi aramaktadır.